Yeah, this is a tough game because Kasım. Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Nuri Asan tesislerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Reis, bu sezonki 5. deplasmanlarından da galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade etti. Zor bir karşılaşma olacak Kasımpaşa. Güçlü bir rakip ki bunu her hafta zaten gösteriyorlar. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Topla ne yaptığını bilen ve çok koşan, baskıları da iyi yapan, mümkünse önde basmaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Elbette ki zor bir karşılaşma olacak. Biz de bugüne kadar nasıl performans gösterdiysek aynı performansı onların karşısında da göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe karşılaşmasında olduğu gibi önceki maçlarda da göstermiş olduğumuz performansı gösterirsek puanlar almak için şansımız olacaktır. Öğrendiğime göre iki tane kartım var. Fenerbahçe karşılaşmasında kendi bana ayrılan alandan ayrıldığım için sarı kart gösterilmişti. Göztepe karşılaşmasında açıkçası bana neden sarı kart verildi onu bilmiyorum ki ben bunu hakeme de sordum. O da dördüncü hakem bile net olarak bana bir şey söyleyemedi. Umarım bundan iki kartım var şu an. Yani şu an için yeterli ve umarım daha fazla kart görmem. Bu bizim felsefemizin bir parçası. Elbette ki yeri geldiğinde skoru tutmaya yönelik bir oyunda oynadığımız olabiliyor. Ama bizim felsefemizin gereği bizim agresif olmamız lazım. Baskılarımızın net olması ve biraz daha önde basmamız gerekiyor. Takım olarak geriye gelmesini bildik birkaç maçta ve bunu çok iyi bir şekilde başardık. Bunun için de çok mutluyuz. Takımdaki arkadaşlarla zaten nasıl oynamamız gerektiğini düzenli bir şekilde konuşarak gerçekleştiriyoruz. Antrenmanlarımızı da buna göre gerçekleştiriyoruz. Daha iyisini yapmamız gerekiyor elbette. Ama en iyi performansımızı göstermeye çalışıyoruz her maç. Tabii önceki kulüplerimde de buna benzer bir oyun sergilemeye çalıştım. Baskıları yaparak agresif oynamaya çalışıyoruz. Önceki takımlarımda da bunu yaptım. Eğer baskılar net olmazsa takımın hemen hemen hepsi pasif bir şekilde oynamış oluyor. Ki bu da benim istediğim bir şey değil. Aktif bir şekilde herkesin oyunun içinde olmasını ve o savaşı vermesini istiyorum. Ve bu takım içinde en iyi oynama şeklinin bu olduğu düşüncesindeyim. Hayır, herhangi bir değişiklik olmayacak. Dediğiniz gibi çok benzer goller yedik, çok basit goller yedik. Uzun bir taç atışından yediğimiz gollerdi. Açıkçası rakibe verdiğimiz bir pozisyon değildi. Rakibin içine girmiş olduğu bir pozisyon değildi. Bizim hediye ettiğimiz, ne yazık ki iletişimimizin iyi olmadığı, hata yaptığımız gollerdi. Benim için burada önemli olan takımın göstermiş olduğu o reaksiyon. Tabii oyuncular makine değiller. Bazen hatalar olabiliyor futbolun içinde, bunlar da var ama dediğim gibi reaksiyon, takımın göstermiş olduğu, sonrasında göstermiş olduğu performans, o reaksiyon benim için çok önemli. Defans sadece 4 kişiyle yapılmıyor. 11 oyuncunun hem ofansif hem de defansif anlamda takıma katkı sağlaması gerekiyor.